iki konsepti bir araya getirerek alışverişi keyifli hale getiren Bolu'daki Hot 3 ve kafeyi ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bolu'da devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Bolu'da tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise çok farklı bir konseptle hizmet veren Hot 3 ve kahveye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın İbrahim Çakmak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Şimdi özellikle mekanımız çok farklı ve burası tarihi bir bina. Öncelikle tarihinden biraz bahsederek başlayalım röportajımıza. Evet, mekan 16. yüzyılda Sokulu Mehmet Paşa, yani Tavil Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bir eser. Mimarı bilinmemekte, yani 500-600 yıllık bir eser diyebiliriz. Bir geçmişe sahip, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip. Bu anlamda tabii ki burası şu anda size ait, öyle değil mi? Evet, vakıf eseri olarak biz işletmeciliğini yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır ailem bu mekanın hamam olarak işletmeciliğini yaptı. Son 7-8 yılda da böyle hem kafe hem mağaza konsepti yaratarak böyle farklı bir projeyle işe devam ediyoruz. Tabii bu arada bu konsepti sunmak nereden aklınıza geldi? Aslında bu bir hayal ürünüydü diyebilirim. Benim sürekli kafamda böyle bir proje vardı. Mekanın hamam kültüründen de biraz burada bahsedebiliriz. Hamam kültürünün biraz daha bu jenerasyon farkı ile hamam kültürünün yok olmasından dolayı hamamın fonksiyonel anlamda değiştirilmesi, ama evet, hamam faaliyeti burada söz konusu değil, fakat görsel anlamda bu hamam kültürünün devam ettirmeyi baz aldık. Dolayısıyla bunu da şu an başardığımızı düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel ve dediğim gibi hani az önce sohbetimizde de ben size söylemiştim zaten, çok farklı mekanlar çektik ama böyle bir mekan, bu tarz bir mekan ilk defa çekiyoruz. Bu anlamda çok başarılı, çünkü burası tamamen tarihi bir bina ve bir hamam. Bu anlamda dekorasyonu, modernizasyonu ve renovasyonu sağlanmış ve halka sunulmuş bir mekan. Bu anlamda tabii ki çok güzel bir mekan, ama aynı zamanda özellikle Hot 3 markasıyla nasıl tanıştık? Hot 3 markasıyla şöyle tanıştık. Hot 3 markasını biz bu mekana, mekanın kendine özgün mimarisi, çekiciliğini baz alarak buraya yakışacak bir marka olmasını istedik. Dolayısıyla burada da bize en uygun ve Bolu tüketicisine en uygun marka Hot 3 olduğuna karar verdik. 3 yıldır da faal bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Tabii burada özellikle bayların ve bayanların uğrak yerlerinden bir tanesi ve bu anlamda son derece modern ve çok güzel, aslında herkese hitap eden bir tarzı var. Öyle değil mi Hot 3'ün de? Evet, aslında doğru söylüyorsunuz. Genelde lüks tüketim ürünleri olarak daha çok faaliyet gösteren bir marka. Fakat şu an fiyat segmentinde bütün her kesime hitap eden kampanyalar dahilinde uygun fiyatlarla birlikte ve materyalleri deri olan ürünler, kendilerine has özel tasarımla birlikte harmanlanmış birçok koleksiyonu burada satışa sunuyoruz. Bu anlamda tabii ki herkese, her keseye hitap, evet, edebilen bir ürün yelpazemiz var. Sadece burada ayakkabı yok. Bununla birlikte botlarımız var, çizmelerimiz var ve başka neler var? Botlar, evet, çizmeler, çantalar, aksesuarlar, kemerler, yani kullanılabilecek her ürüne sahip, çok ürün gamı çok çeşitli. Ve çok ürünlerin kalitesinden de bahsedebiliriz. 2 yıl garantiye sahip bu ürünler. Ve özellikli ürünler, yani daha farklı, çok alternatifi olmayan
özellikli ürünlere sahip. Bu anlamda zannediyorum Hotiç markasının tercih sebebi buydu, öyle değil mi? Kesinlikle. Hotiç'in Türkiye'de zaten bir marka algısı var, başarılı bir çizgisi var. Biz de burada en iyi şekilde bu markayı temsil ediyoruz. Şimdi dilerseniz diğer bölümümüze geçelim, kahvemizi birlikte içelim sizinle, hem de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi kafe konseptindeyiz. Burası gerçekten dediğimiz gibi çok güzel bir mimariye sahip, ama aynı zamanda dekorasyon da yine size ait, öyle değil mi? Evet, burada aslında dekorasyon, iç dekorasyon anlamında bir şeyler kattık. Fakat zaten hamamın fiziki yapısı, geçmişten gelen o tarihi özelliğini kaybetmemesi, bizim de bu tarihi çatı altında müşterilerimize daha rahat, konforlu, nezih bir ortam sunabilmek adına bu kafeyi de faaliyete soktuk. Evet, bu anlamda tabii ki konsept hiç değişmedi. Şu anda oturduğumuz yer Göbektaşı dediğimiz, kurnamız var. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde orijinalini bozmadan, orijinaline sadık kalınarak ama aynı zamanda demoklasik tarzda da döşenen ve dekorasyon yapılan bir yer burası. Öyle değil mi? Evet, zaten hamamın tarihinde de farklı milletlerden, farklı inanışlardan olan insanların hamam faaliyetini gerçekleştirdikten sonra birlikte oturup kahve içip sohbet edebildikleri bir yerdi hamamlar. Evet. Burada evet, yine dediğimiz gibi hamam faaliyeti yok ama burada yine aynı sentez devam ediyor. Yani insanlar, farklı kesimlerden insanlar aynı çatı altında, bu nezih ortamda mistik bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Kaliteli hizmetimizi ön planda tutuyoruz. Ve doğal olarak burada Türk kahvesi biliyorsunuz bir kültür. Bu anlamda Türk kahvesinin birçok çeşidini yapıyoruz. Ama birçok farklı envai çeşitli kahvemiz var. Ama en çok yoğun tutulan zannediyorum ve çok talep edilen Türk kahvesi. Öyle değil mi? Evet, birçok kahve çeşitimiz var. Afrika kıtasından getirdiğimiz özel çekirdeklerden harmanladığımız kahveler var. Fakat burada sizin de bahsettiğiniz gibi en çok tercih edilen Türk kahvesi ve çay oluyor. Bu da bizim Türk damak zevkimize uyması ve bunu değiştirmenin çok zor olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da tabii ki tercih ediliyorsunuz. Çünkü burada çok güzel lezzetlerimiz var. Bununla birlikte işte atıştırmalıklar, pastalar, işte çörekler vesaire, kurabiyelerimiz vesaire, birçok çeşitimiz var. Hem burada alışverişlerini yapabiliyorlar, alışveriş sonrası da burada güzel bir şekilde böyle tarihi bir binada kahvelerini yudumluyorlar. Zannediyorum bunun keyfi de çok farklı bir şey olsa gerek. Evet, burada kendi yaptığımız özel spesiyel kurabiyelerimiz var, pastalarımız var. Bunlardan müşterilerimiz faydalanabiliyor. Haklısınız, bu mekan, bu çatı altında oturmanın başka bir keyif, başka bir huzur verici bir enerjisi olduğu aşikar. Kesinlikle, o yüzden de tercih ediliyoruz. Öyle değil mi? Evet, tercih ediliyoruz. Zaten bizim şu anda bizi en çok mutlu eden olgu şu an çok fazla sadakatli müşterimizin olması. Evet. Yani sürekli her gün gelen müşterilerimiz var. Bunları görmek de bizi oldukça mutlu ediyor. Çünkü yaptığınız işin başarılı olduğunu ancak o şekilde anlıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Geri dönüşler oldukça güzel. Kesinlikle. Tabii bundan sonrasında farklı projeler var mı? Farklı düşünceler var mı? Evet, elbette var. Bizim zaten şu an hedefimiz bu konsepti ulusal anlamda Türkiye'nin birkaç bölgesinde aynı konsepti, aynı lezzette ve aynı bu enerjide sunabilmek. Amacımız bu. Hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bu anlamda başarıyı getiriyor. Bundan sonrasında da biliyorum ki yine orada da başarılı olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yurt dışı ve yurt içi
yerli ve yabancı tüm turistlerimizi, özellikle Bolu'ya gelen, Bolu'da keyifli vakit geçirmek isteyen tüm müşterilerimizi Hotiç ve kahve mekanımıza davet ediyoruz.